Şevahi dün nübüvve. Peygamberlik müjdeleri. Mevlana Abdurrahman Camii. Hişam bin As radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Emirül Müminin Ebu Bekir radıyallahu anh halifeliği sırasında beni bir arkadaş ile Rum İmparatoru Herakle gönderdi ve onu İslam'a davet etmemizi söyledi. Heraklin valilerinden Cebeli Gassani'nin bulunduğu Gavta'ya vardık. Vali ile görüşmek istedik. Bir kimse göndererek bu isteğimizi bildirdik. Vali de bize bir kimse göndererek söyleyeceklerini sana söylesinler demiş. Biz söyleyeceklerimizi valinin kendisine söyleyeceğiz dedik. Bunun üzerine bizi Valinin yanına götürdüler. Vali, "Niçin geldiniz? Söyleyecekleriniz nedir?" diye sordu. Hişam bin As, radıyallahu an, aralarında geçen konuşmayı şöyle nakletmiştir: "Sizi İslamiyete davet etmek için geldik," dedim. Vali siyah elbiseler giymişti. "Niçin siyah elbiseler giydin?" diye sordum. Müslümanları Şam'dan çıkarıncaya kadar siyah elbiseler giyeceğim dedi. Bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki sizin şu anda oturduğunuz topraklarınızı da biz alacağız dedim. Vali siz gündüz oruç tutup gece yemek yiyen kavim değilsiniz ki buraları alabilirsiniz dedi ve bize oruçtan sordu. Biz de gündüz oruç tutup gece yemek yediğimizi söyleyerek nasıl oruç tuttuğumuzu anlattık. Bunları dinleyince valinin yüzü simsiyah oldu. Sonra bizim yanımıza bir kimse katarak Herakle gönderdi. Heraklin bulunduğu şehre yaklaşınca yanımızdaki adam siz bindiğiniz bu develerle şehre giremezsiniz. Sizi başka bineklere bindirelim dedi. Biz kendi develerimizden başka bineye binmeyiz dedik. Durumu Herakle bildirdikten sonra biz develerimizin üzerinde ve kılıçlarımızı kuşanmış olarak şehre girdik. Herakl'in sarayının önüne vardık. Herakl sarayının penceresinden bize bakıyordu. Yüklerimizi indirdik. La ilahe illallahü vallahu ekber dedik. Herakl'in bakmakta olduğu pencerede oturduğu yer hurma dalı gibi sallandı. Bize bir adamı ile Sakın dinlerini bize hemen açıklamasınlar diye haber gönderdi. Sonra bizi saraya aldı. İçeri girince Herak tahtına oturdu. Kırmızı elbiseler giymişti. Bütün eşyaları da kırmızıydı. Rum patrikleri de orada toplanmıştı. Melikin yanına yaklaştık. Bize birbirinize verdiğiniz gibi bize neden selam vermediniz dedi. Biz de Birbirimize verdiğimiz selamı size vermeyiz ve sizin birbirinize verdiğiniz selamı da biz söylemeyiz dedik. Sizin birbirinize verdiğiniz selam nedir diye sorunca Esselamu aleyküm'dür dedik. Büyüklerinize nasıl selam verirsiniz dedi. Yine aynı sözle dedik. Sonra sizin aranızda en büyük sözünüz nedir dedi. La ilahe illallah vallahu ekberdir dedik. Bu sırada içinde bulunduğumuz oda yine sallandı. Melik başını kaldırıp tavana baktığında başı da sallanıyordu. Sonra bize dönüp siz bu sözü büyüklerinizin yanında söyleyince bulunduğunuz yerde böyle sallanma olur mu dedi. Hayır sallanmaz. Biz böyle sallanmayı sadece burada gördük diye cevap verdik. Melik isterdim ki bu sözü söylediğiniz her yerde böyle sallanma olsaydı, dedi. Niçin dedik? Çünkü o zaman, bu sallanma, peygamberlik alametlerinden olmazdı. Bir göz boyamacılık ve sihir olurdu, dedi. Sonra bize, arzu ettiği birçok sorular sordu, cevabını verdik. Abdestimizden, namazımızdan sordu. Biz de cevap verdik. Sonra bize, iyi bir yer hazırlattı. Orada üç gün misafir kaldık bir akşam bizi yanına çağırdı. Önceki sorduğu soruları tekrar etti. Biz de cevaplarını verdik. Sonra işaret etti. Bir sandık getirdiler. Sandığın dört köşesi altınla süslenmiş ve eskimiş birçok bölümleri vardı. Her bölümün kapağı ve üzerinde kilidi vardı. Bir bölümü açıp içinden siyah renkli bir ipek parçası çıkardı. Bu ipeğin üzerinde bir insan resmi yapılmıştı. Kırmızı benizli, büyük gözlü, güler yüzlü, uzun boylu ve siyah elbiseliydi. Fakat sakalı yoktu. Böyle bir kimseyi hiç görmemiştik. "Bunu tanır mısınız? Kimdir?" dedi. Biz "Hayır, bilmiyoruz." dedik. "Melik, bu Adem'in Aleyhisselam resmidir." dedi. Sonra sandıktan başka bir bölmeyi açtı bir parça siyah ipek daha çıkardı. Üzerinde bir insan resmi vardı. Beyaz benizli, kıvırcık saçlı, kırmızı gözlü, başı büyük ve sakalı güzelliydi. Bunu tanır mısınız dedi. Tanımayız dedik. Bu Nuh aleyhisselamdır dedi. Sonra sandıktan bir bölme daha açıp bir parça siyah ipek çıkardı. Onun üzerinde de bir insan resmi vardı. Çok beyaz, açık alınlı, güzel gözlü, beyaz yüzlü, ak sakallı ve sanki canlı gibi tebessüm eder bir haldeydi. Bunu tanıdınız mı dedi? Hayır dedik. Bu İbrahim Aleyhisselam'dır dedi. Sonra bir resim daha çıkardı. Akbenizliydi. Herakl bize bunu tanıdınız mı dedi? O peygamber efendimiz idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen tanıdık ve evet Vallahi bu bizim peygamberimizdir dedik ve ister istemez ağlaştık. Melik ayağa kalktı ve sonra oturdu. Ve Allah hakkı için bu sizin peygamberinizdir dedi. Biz de evet bu bizim peygamberimizin suretidir. Sanki onu canlı gibi görüyoruz dedik. Sonra melik bize dikkatlice baktı ve bu resim bu sandığın son bölümündedir. Fakat ne yapacağınızı görmek için bunu size acele ederek önce gösterdim dedi. Sonra sandığın diğer bölmelerini birer birer açtı. Her birinde bir peygamber sureti vardı. Son olarak bir yiğit resmi çıkardı. Siyah sakallı, nur yüzlü, güzel gözlüydü. Bunu tanıdınız mı dedi? Hayır, bilmiyoruz dedik. Bu İsa bin Meryem'dir, aleyhisselam dedi. Herakle, bunları nereden buldunuz? Bunlar peygamberlerin hilyelerine uygundur. Zira Peygamber Efendimiz'in sureti hilye-i saadetine uygundur dedik. Dedi ki: Adem Aleyhisselam neslinden ne kadar peygamber gelecekse suretlerini görmeyi Allahü Teala'dan diledi. Allahü Teala onların suretlerini gönderdi. Adem aleyhisselamın hazinesindeydi. Zülkarneyn, o resimleri, garp tarafında bir yerde buldu. Ve Danyal aleyhisselama verdi. Danyal aleyhisselam, o resimleri, ipek parçaları üzerine geçirdi. Bunlar, aynen, Danyal nebinin tasvir ettiği resimlerdir. Herakl bunları anlattıktan sonra, mülkümü terk edip, sizin yanınızda, ölünceye kadar, hizmetçilerinizden olmayı çok isterdim, dedi. Sonra bize güzel hediyeler vererek gönderdi. Emirül Mü'minin, Ebu Bekir'in, radıyallahu an huzuruna varınca, olanları aynen anlattık. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu an ağladı ve eğer Allahü Teala ona iyilik ve hayır verseydi, dediğini elbette yapardı, dedi. Sonra buyurdu ki, Nasara'nın ve Yahudilerin, Tevrat ve İncil'de, Resulullah'ın sıfatlarını okuduklarını, Resulullah aleyhisselam bildirdi. Bu hususta Allahü Teala Araf suresi 157. ayetinde mealen yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ümmi peygambere uyanlara o peygamber iyiliği emreder onları kötülükten sakındırır buyurdu. İskenderiye'de bir taş bulundu. Üzerinde şöyle yazıyordu: Ben Şeddat bin Adım. Denize bir hazine bıraktım. Bunu ancak ümmeti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem çıkarır. Şeyh Muhyiddin Arabi Kuddisesi ruh Futuhat-ı Mekkiyâtlı kitabının sonunda şöyle nakletmiştir. Ebul Abbas Cafer bin Muhammed Huldi şöyle anlatmıştır. Hazreti Cüneyt Kuddisesi Ruh ile Hicaz'a gidiyorduk. Turi Sina Dağı'na varınca Hazreti Cüneyt dağa çıktı. Biz de onunla birlikte çıktık. Musa Aleyhisselam'ın durduğu makamda durdu. Üzerimizi o makamın heybeti kapladı. Yanımızda bir kimse daha vardı. Hazreti Cüneyt ona bir şiir oku dedi. O da şu şiire başladı. Aşk kemale erdikten sonra gözleri kamaştıran bir şimşek çaktı. Şiiri sonuna kadar okuyup bitirdi. Bunun üzerine Hazreti Cüneyt tevacüde simaya başladı. Biz de başladık. Yerde miyiz, gökte miyiz, kendimizden geçtik. Bulunduğumuz yerin yakınında bir kilise vardı. Kilisedeki rahip bize "Ey ümmeti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, bana cevap veriniz." diye bağırdı. Biz öyle bir tatlı haldeydik ki hiçbirimiz ona iltifat etmedik. Rahip tekrar seslenip, temiz dininiz için cevap veriniz dedi. Yine hiç cevap veren olmadı. Üçüncü defa seslenip, mabudunuz hakkı için cevap veriniz dedi. Sima halinde olduğumuz için, kimse cevap vermedi. Sima'ı bitirince Cüneydi Bağdadi Hazretleri Tur Dağı'ndan aşağı inmek istedi. Kilisedeki rahibin bana cevap veriniz diye yemin verdiğini söyledik. Öyleyse onunla konuşalım. Belki Allahü Teala hidayet verir de Müslüman olur dedi. Rahibi çağırdık. Yanımıza gelip selam verdi. Sonra bize içinizden hanginiz üstattır dedi. Hazreti Cüneyt bunların hepsi üstattır dedi. Rahip Muhakkak ki içinizden biriniz en büyüğünüzdür dedi. Biz Cüneyt Hazretlerini göstererek büyüğümüz bu zaattır dedik. Rahip Cüneyt Hazretlerine bu yaptığınız iş sima dininizde umumi midir hususi midir dedi. Hazreti Cüneyt hususidir cevabını verdi ne niyetle sima yaparsınız? diye sorunca da, ümmit ve ferahlık için yaparız dedi. Rahip, ne niyetle sayha, coşup bağırma yaparsınız dedi. Cüneyt hazretleri, Rabbimize kulluğumuzun kabulü için dedi. Sonra da, nitekim Allahü Teala ruhlara, ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurduğunda ruhlar, evet, Rabbimizsin demişlerdi dedi. Rahip, o ses nedir deyince, ebedi nidadır dedi. Rahip, ne niyetle oturursunuz diye sorunca, Allahü Teala'dan havf, korkmak niyetiyle otururuz dedi. Rahip, doğru söylüyorsun deyip, kelime-i şehadeti söyledi, ve Müslüman oldu. Cüneyt Hazretleri rahibe, bizim doğru söylediğimizi nereden bildi, dedi. Rahip dedi ki, ben Mesih bin Meryem'e inen İncil'de şöyle okudum. Muhammed'in aleyhisselam, ümmetinin havasının seçilmişlerinin elbiseleri hırka, yemekleri ekmek parçaları ve meskenleri bir odadır. Onlar Allahü Teala'ya âşıktırlar ve ancak onunla ferahlık ve rahatlık bulurlar. Devamlı onu isterler. O rahip Müslüman olduktan üç gün sonra vefat etti. Rahmetullahi aleyh. Anım kurban olsun senin yoluna. Adı güzelken المهمة